Açılış konuşmanızda özellikle Mustafa Kemal Atatürk vurgusu yaptınız siz. Biraz okuyabilir miyim açılış konuşmanızdan o parça? Çünkü önemli. Diyorsunuz ki İzmir sadece doğal güzellikleri değil, aynı zamanda ulusal tarihimiz açısından da çok kritik bir öneme sahip ve özeldir diyorsunuz. Evet. İzmir, Kurtuluş Savaşı'nın zafere ulaştığı, Türk milletinin bağımsızlık meşalesinin yandığı yerdir. Bu vesileyle bağımsızlık mücadelemizi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi yad ediyoruz diyorsunuz. Bugün özellikle açılış konuşmanızda Atatürk'ü vurguladınız ve 100. yıl çünkü 100. yılda biz açıkçası Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde ne yapabiliriz diye arkadaşlarımızla istişare ettik. Çünkü önemli bir dönüm noktası. Bir devletin 100. yıla varmış olması çok önemli bir, nasıl her yıl yaş günümüzü kutluyorsak artık 100. Tabii. yaşını kutluyor ve 2. yüzyıla giriyoruz artık. Ve Teknofest kuşağıyla birlikte giriyoruz. Ve bu etkinlik sadece milletimiz için değil, bir taraftan kendimiz için de yapıyoruz biz bunu. Çünkü burada bu gençlerin açıkçası coşkusu, toplumumuzun iştiyakı, bu teveccühü bizlere de büyük bir moral ve motivasyon kaynağı. Aynı zamanda ne kadar büyük bir sorumluluk sahibi olduğumuzu da gösteriyor. Bizler bu eserlerimizi en iyi şekilde yapacağız ki gençlerimiz ondan çok daha iyilerini yapabilsinler. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında ne yapabiliriz derken 3 büyük şehrimizde, biliyorsunuz Teknofest 1 yıl İstanbul'da, 1 yıl Anadolu'da düzenleniyor. Daha önce Gaziantep'e, hatta Karadeniz'de, Teknofest Karadeniz'de Samsun'a gitmiştik. Ama tabii Ankara ve İzmir büyük şehir olduğundan biraz daha Anadolu'nun biraz daha düşük nüfuslu yerlerini tercih ettiğimizden buralara gelememiştik. Hazır 100. yılı varken Ankara ve İzmir'de de bir Teknofest. Ama yani 100. yılda İzmir'e yakışırmış Teknofest zaten. Aynen, evet. Ankara'ya da çok yakıştı. Ankara'da çok büyük bir coşkuyla kutlandı. 2. yüzyıla da çok daha büyük bir enerjiyle girelim diye. Türkiye yüzyılına açıkçası Teknofest 3 büyük şehrimizde yapıldı. 3 önemli sac ayağı bunlar Türkiye için. 3 şehir ve aynı zamanda hepsinde milli mücadeleyle bir bağ var. İzmir'in özellikle çok önemli bir bağ var. Biz de hem Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hayırla yad etmek ve tüm şehit ve gazilerimizi, onların ruhlarını en güzel şekilde bu şekilde yad edebileceğimizi. Bir yandan şunun için soruyorum. Biliyorsunuz hani hep bir ayrıştırma merakı olan, millete, bu ülkeye musallat olan bir kafa var diyorum ya. Bir yanda da benim için çok önemli bunu söylemiş olmanız. Çünkü Atatürk söylememeye çalışan, Atatürk'ü görmemeye çalışan bir kafa da var. O anlamda burada bütün bu teknolojik değişime, dönüşüme öncülük eden bir isim olarak söylemiş olmanızı ben çok önemsiyorum. Elbette tam bağımsızlık, biz Teknofest'in mottosunda da hep şunu söylüyoruz, biliyorsunuz. Tam bağımsız Türkiye marşımızda bile var. Ve bu mücadele ülkemizi en başında, en temel hak olan ülkemizin, milletimizin bağımsızlığı için verildi. Dolayısıyla bu misyonu bir anlamda bizler de tüm kuşaklarımızla beraber bu bağımsızlık misyonunu, tabii artık bağımsızlık sadece cephede değil, kurtuluş, yani bir savaş verdikten sonra bağımsız ve egemen olabilmeniz yüksek teknolojide ilerlemenizle de ancak mümkün. Yani karalara hakim olabilmek için, denizlere hakim olmak için, göklere de hakim olabilmek için uzaya kadar erişmeniz gerekiyor. Bu yaşadığımız devirde artık. Ve bunu sadece savunma sanayiyle değil, teknolojinin tüm diğer alanlarında müreffeh olacak şekilde yüksek teknolojiyi geliştirip üretebilmenize bağlı bu yaşadığımız devirde ve ulusların kaderi de bir anlamda, bağımsızlığı, egemenliği de bu hususa bağlı. Teknofest bunun için düzenleniyor. Teknofest bir dönüşüm rüzgarı, Teknofest bir sessiz devrim ama büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Vallahi pek sessiz değil, öyle söyleyeyim. 1 milyon öğrencinin müracaat ettiği bir festivale pek sessiz demek mümkün değil. Evet, ama zaten bir futbol şampiyonasının herhalde
kendisi kadar olmasa da onda biri kadar ses çıkarmaya hakkı var böyle bir dönüşümün. Muhakkak var. Biz isteriz ki çok daha fazla ses çıkarsın. Buradaki şampiyonları her yıl Sayın Cumhurbaşkanımız gelip ödüllendiriyor. 9. Teknofest'i düzenliyoruz. Tüm milletimizin huzurunda bu teknolojinin şampiyonları futbol şampiyonasının şampiyonlarından fazla itibar görüyorlar bir anlamda. Görmeliler. Ve o itibarı da hak ediyorlar. Çünkü biliyorsunuz marifet iltifata tabidir. Yani ne kadar takdir ve övgü görürlerse o alanda insanlar o alanlara daha fazla yönelirler. Sadece topçu ve popçu değil de artık teknolojinin süperstarları olan genç bir nesil yetişiyor Türkiye'de.